Kıymetli dinleyenler, bundan önceki okumalarda ruhun Halilullah'a nispetinden söz etmiştik. Beyitlere devam ediyoruz. Kim ki taklit etse bu meczuplara, dost olur sanma mukallit anlara. Bu mukallit belki şeytani olur. Alemi hor kendini âlâ görür. Çünkü şeytan hotpesentlik eyledi. Adem'i teşrife layık görmedi. Fevziya, beyhude düşme vartaya. Kendini varlıkla koyma ortaya. Pek küçük görme sakın peygamberi. Akla tatbik itme hem bu şeyleri. Çünkü Kur'an ve hadisi görmeden, anların esrarını hiç sormadan, kendini hiç anlara uydurmadan, şer'i paki enver üzre durmadan, nefsü şeytan virmesün fikre keder, laubali sözlere itme nazar. Muhkematı ayeti terk eyleme, sen hadisi nefsini hep söyleme, bir tasavvuftur çıkarma ortaya, bu müzebzeblikle düşme vartaya. Bu beyitler meczuplara uyma alt başlığında açıklanıyor. Kim meczupları taklit etmeye yeltenirse taklitçilerin onlara dost olacağını sanmasın. Belki bu taklitçiler şeytani karakterli olur da kendini herkesten üstün görür. Herkesi hor ve hakir bilir. Çünkü melun şeytan da ilahi rahmetten kovulduğu sırada bencillik edip Adem aleyhisselamı ihtiram secdesiyle teşrife layık görmemişti. Fevzi, boş yere kendini tehlikeye atma. Kendinde bir varlık görüp de ben diyerek ortaya atılma. Sakın ha Peygamber aleyhisselamı küçük görme. Burada anlatılan manevi hususları akli ölçülerle yorumlamaya kalkışma. Kur'an ve hadisteki incelikleri görmeden, bunlardaki sırları araştırıp sormadan, kendi hayatına Kur'an ve sünnet ölçülerine göre çeki düzen verip, Allah'ın tertemiz dinine göre hayatını tanzim etmeden, aceleyle karar verip de bir adım atma ki şeytan ve nefis düşünceni bulandırmasın. Laubali sözlere itibar etme. Onları ciddiye alma. Sakın ha ayet ve hadislerde açıkça bildirilen emir ve yasakları terk etme. Kur'an ve hadislerde belirlenen ölçüleri bırakıp da aklına ilk anda geliveren şeyi dinin emriymiş gibi ortaya atma. Kendi kafana göre bir tasavvuf anlayışı ortaya çıkarma. Ve kararsızca gidip gelmeler arasında kalıp da tehlikeye düşme. Beyitlere devam ediyoruz. Adeta Muhyiddin itme sen seni. Mazhara itme tasavvuf ilmini. Nerede Muhyiddin-ü Tayfur, nerede biz? Anlar a'la, biz henüz esfelleriz. Mevce-i taklide salma sen seni. Sen gibi sanma tasavvuf ehlini. Nefsine uyma, kelamlar söyleme. Zat-ı Hakk'a kulluğu terk eyleme. O büyükler sekr ile söz söyledi. Hak yolunda canını terk eyledi. Dinledin çün ehli halin zevkini. İlmine tatbika kalkma sen anı. Maverayı akl iken o cilveler, aklına tatbika gitme bihazer. Eşrefoğlundan alıp bazı kelam, nefsine temsile yeltenme tamam. Bu beyitlerde haddini bil alt başlığında açıklanıyor. Haddini aşıp da seni Muhyiddin İbni Arabi yerine koyma. Kendini bilmezlik edip tasavvuf ilminin değerini düşürme. Ehil olmayan nazarında tasavvufu maskara etme.
Muhyiddin İbni Arabi ve Tayfur gibi zirve şahsiyetler nerede, biz neredeyiz? Onlar yüce makamlarda, biz aşağılardayız. Sakın o değerli alimlerle kendini kıyaslayıp da taklit furyasına kapılma. Tasavvuf erbabının senin gibi zayıf olduklarını zannetme. Nefsine uyup da yaldızlı sözler söyleme. Hepsinden önemlisi Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına kulluğu terk eyleme. Evet, o büyük zatlar sekr halindeyken bir takım sözler söylemişlerdir. Ancak onlar bunu söylerken dünyalık hiçbir kaygı gütmemişler ve canlarını hak yolunda fedayı göze almışlardır. Şimdi ehli halin zevkini bizden dinlemiş oldun. Sakın bu öğrendiğin bilgi kırıntılarını nefsine tatbik etmeye kalkışma. Burada değinilen cilveler akıl ötesi şeyler iken bunları aklına tatbike kalkışma. Eşrefoğlu'ndan işittiğin bazı sözleri nefsine temsile yeltenme, diyor merhum müellif. Bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.